Hemen bir Skype bağlantısı yapalım. Savaş Çorlu'yla Sarı Kırmızıların gündemini şöyle detaylıca bir değerlendirelim. Savaş, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın sevgili Ezgi, yayınlar. Çok teşekkürler. Gece geç yatmışsındır diye tahmin ediyorum. Mesai Oldukça uzundu geçen çünkü. açıkça hiç alışık olmadığımız bir transfer dönemiyle karşı karşıya geldik. Yani transfer dönemleri çok hareketli ama bu kadar hareketlisini de son yıllarda hiç yaşamamıştık yani. Şimdi Savaş, tek tek isimleri konuşuruz tabii ki ama önce şunu sormak istiyorum. Galatasaray neden bu kadar çok oyuncuyu bir anda kadrosuna kattı ve çoğu da yıldız isim diyebileceğimiz oyuncular aslında? Neden böyle bir planlama yapıldı? Okan Buruk mu kadroda böyle bir değişiklik istedi? Yoksa çok alternatifli bir kadro, yeni yönetim stratejisi mi? Neden bu kadar çok yıldız oyuncu bir anda Galatasaray'a arka arkaya transfer edilmeye başlandı? Buradan başlayalım. Bir defa bu sadece Okan Buruk'un ya da yönetimin isteği değil, ortak akılla hareket etti. Transfer dönemi çok sessiz ve derinden Icardi ile sürekli yoğunlaşan Galatasaray aynı anda dört farklı transferi daha ortaya çıkarttı. Ve sürpriz transferler. Neden diyecek olursak sevgili Ezgi, bir defa Galatasaray'ın kulübesi Süper Lig'deki rakiplerine oranla en zayıf kulübeye hakim olan takımdı. Şimdi maç oynanırken değişikliklere daha maç oynanmadan bir gün önce şu çıkar bu çıkar bu gelebilir diyorduk. Çünkü yerli kulübesine baktığın zaman 5 tane yerli vardı. Yedeklerden bir tanesi en son maça kadar Gomis oluyordu. Hatta gözden çıkarılan Omar kulübede oluyordu. Geri kalan 8 tane oyuncu yerliydi. Kulübede size skor yaratabilecek, skoru tutabilecek, her türlü oyuna rekabeti arttıracak bir kulübe zenginliğiniz yoktu. Şampiyonluk için mücadele edecek kulübenizde zengin oyuncular yoktu. Size her an skoru değiştirebilecek, tekrar ifade ediyorum, skoru tutabilecek savunmasıyla, hücumuyla, orta sahasıyla. Çok zayıf bir kulübe vardı. Bir anda Galatasaray'ın kulübesi zenginleşti. Bu şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Var olan gücünü çok daha yukarılara çıkardı. Şu anda rakiplerine gerçekten bir gecede korku salacak bir transfer politikasıyla 5 transfer birden açıkladı. Bugün Joao Mata da saat 10'da İstanbul'a geliyor. O transferde Galatasaray'ın son transferi olur. Ama gerçekten de şöyle bir gerçek var. Galatasaray'ın marka değeri her zaman yüksektir ama bu transferlerle beraber transfer marka anlamındaki marka değeri 135-140 milyon euro civarlarından bir anda 200 milyon euroların üzerine rekor bir seviyeye çıktı. Yıldızlar topluluğu Galatasaray'a alışmaya çok izlemiştik ama bu kadarına da değildi. Mesela son olarak 2012-2013 yılında Drogba'lı, Sneijder'li, Melo'lu, Hamit Altıntop'lu, Ebu Ali gibi bir kadroyla Galatasaray mücadele etmişti. O zaman da çok zengin bir kadrosu vardı. Geçtiğimiz 3 sene önce yine Fatih Terim döneminde Enzonzi, Serilemine, Falcao'lu bir kadro vardı. O da yıldızlar topluluğu bir kadro diyebileceğimizdi ama bu kadarına çok gerçekten alışkın değiliz. Bundan sonra ne olur dersen çok sıkı bir rekabet olur. Takıma uyum sorunu olacak, futbolcular mutlaka olacaktır. Ama hepsi birbirinden tecrübeli. Çok fazla savaşçı, çok fazla komutan diyebileceğimiz oyuncular var. Ama şöyle de bir gerçek var. Taraftarlar şu anda geçtiğimiz sezon ilk başladığı zaman bir söz söylemiştim. Ya siz Galatasaray taraftarı olarak stora gitseniz hangi futbolcunun formasını alırsınız? Futbolcunun formasını alabileceğiniz oyuncu yok demiştim. Ama bugün tam tersini söylüyorum. Stora girdiğiniz zaman herhalde bir yarım saat falan düşünürsünüz. Hangi futbolcunun formasını ismini yazdırsam diye. Böyle de bir gerçek var. Transferler gerçekten Galatasaray camiasının çok olmasıyla mutlu etti. Rekabet bundan sonra çok daha farklı seviyelere çıkacak. Herhalde Okan Hoca'nın işi gerçekten çok 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 zorlaşacak. Bir hafta önce oynanan son maçta kulübesi zayıf olan, hakeme rağmen maçı kazanabilen, işte oyuncu değişikliklerinde zorlanan Okan Buruk. Bundan sonraki ilk Kasımpaşa maçında mutlaka burada yeni transferlerden kadro olacaklar vardır. Ama önümüzdeki haftalarda hem 11 konusunda hem değişiklikler konusunda oldukça zorlanan tatlı bir sıkıntı yaşayacak Okan Buruk olduğunu söyleyebilirim sevgili Ezgi. Az önce bir cümleyle değindin, onu biraz detaylandıralım istersen. Mata muhtemelen son transfer olacak dedin. Şimdi bugün aslında Galatasaray taraftarları muhtemelen beklemeye devam edecek. Zira hala James Rodriguez'in, Traore'nin, Kaan Ayhan'ın adının da bir taraftan geçtiğini görüyoruz. Bu transferlerin olma ihtimalini sen o zaman sıfır mı görüyorsun? Mata ile birlikte kapanacak mı defter? Bence kapanacak. Hani bir laf vardı ya, pazarlarda falan patron çıldırdı artık şöyle olacak böyle olacak diye. Galatasaray hakikaten çıldırdı dün gece ama bundan sonra yeni bir transfer beklemiyorum. Kaan Ayhan transferi maliyetinden dolayı o bonservis konusunda birkaç kez görüşme yapılmıştı. Olmadı. Rodriguez kez aynı şekilde. Bugün gelecek olan futbolcu şu ana kadar olurdu. Olursa çok çok büyük bir sürpriz olur benim için. Zaten yabancı sayısı da 15 oldu. Dolayısıyla burada ben yeni bir yabancı transferi beklemiyorum. Çünkü burada baktığımız zaman
Gelecek olan oyuncu şu saatlerde, yani bugün 10'a kadar inmesi lazım, 11'e kadar inmesi lazım ki sağlık kontrolleri var, federasyondaki yazışmalar var. O yüzden ben çok 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 büyük sürpriz olur diyorum. Son transferle bugün kapanacağını düşünüyorum, yani Mata transferiyle beraber. Şimdi Savaş, o zaman seninle bir kadro planlaması yapalım. Zira Galatasaray taraftarlarının da evlerinde kağıdı kalemi alıp kim acaba nerede oynayacak, nasıl oynayacak diye hesap kitap yapmaya başladıklarını düşünüyorum. Zira halihazırda bir üç yerli kuralı var ligimizde. Yapılan çok ciddi transferler var. Şimdi kim kimin yerine düşünülecek, nasıl bir kadro planlaması olacak? Tabii ki zor olacağını az önce söyledin ama o yerli oyuncuları da bir şekilde takıma monte ederek bir 11 oluşturmak durumundayız. Sana göre şimdi dün açıklanan bu 5 transfer kendine bu takımda nasıl ve ne şekilde yer bulacak? Ya bundan sonra yerli oyuncuların dahi takımda yer bulması çok zor gözüküyor ama mecburiyetten bir üç kişi olacak. Şimdi burada ya sol bek Patrick Arnold kesilecek, Kazım Can olacak ya da Muslera Okan Koçuk değişikliği olacak. Ya da bu kadar transferden sonra aklıma bir şey geliyor sevgili Ezgi. Şimdi hani maç oynarken kural değişmez sözü vardı, çok nettir. Ama Türkiye'de o kadar çok maç oynarken kural değişti ki Süper Ligimizde, bizim geçtiğimiz yıllarda da. Burada da lig başladıktan sonra 3. 4. haftasında Süper Lig için kurulan rezervlik kaldırıldı. Benim için sürpriz oldu. Galatasaray burada liderken, Fenerbahçe işte lig sonuncusuyken rezervlik kaldırıldı. Şimdi acaba bu kadar transferle, hafta içinde de Futbol Federasyonu'na yapılan bir toplantı vardı. Teknik direktörler oradaydı, kaptanlar oradaydı, başkanlar oradaydı. Ya bir taraftan diyorum ki dün akşam bu tarafa, acaba yabancı kuralı kalkacak mı? Çünkü hala bu konuda bir belirsizlik vardı. Bu kadar çok yıldızı bir araya getirmek, bu kadar fazla yabancı transferi yapmak, böyle bir kafamda açıkçası bir soru işareti var. Acaba kalkabilir mi diye. Diğer taraftan da baktığımız zaman 3 yerlini şu anda çok net görüyoruz ki Kerem, Yunus. Ama o bölgelere de o kadar çok transfer yapıldı. Hakikaten o Kerem, Yunus, hadi oraya koyalım bir de yerli olarak Kazım Can'ı. Şimdi Abdülkerim Bardakçı'yı da koyduğunuz zaman yeni stoper de transfer yaptınız, o yine Danimarkalı. Bu kadroda o 3 tane yerden sonra geri kalan 8 oyuncuyu kestirmek gerçekten çok zor. Ve forvetlerinize bakıyorsunuz 3 tane. Düne kadar forvet oyuncunuzun Gomis'i eleştiriliyordu, Seferovic eleştiriliyordu. Şimdi Icardi gibi bir oyuncu geldi. Kanat forvetleriniz var. 10 numara Mertens, bu takımın en iyisi diyordunuz. Yeni bir 10 numara daha takıma takviye oluyor. Ben Okan Buruk'un yerine kendimi koyuyorum. Akşamdan kadro yerimi aldığım zaman, yani neresinden bakarsak bakalım, 3 yerli kontenjanın olduğu yerde bu transferlerde 11'i koymakta, yazmakta çok zorlanıyorum. Ama eğer yerli kontenjanı kalkarsa, bir serbestlik getirilirse, herhalde bu kadroda bu şekilde bile 11 yapmak çok zor olacak diye düşünüyorum sevgili Ezgi. Bu noktada istersen Yusuf Demir'e bir parantez açalım. 21 yaş altı bir oyuncu. Dün akşamdan beri sosyal medyada özellikle taraftarların biraz kafalarının karıştığını gördüm ben. Yerli statüsü mü, yabancı statüsü mü diye. İstersen o konuyla ilgili de bilgi verelim izleyicilerimize. Eğer bir değişiklik olmaz, evet, yabancı statüsünde. Ben de ilk etapta mesela Yusuf Demir ismini duyduğunuz zaman hemen baktığınız zaman Emre Mor işte daha önce oynamıştı, Mesut Özil vardı. Dolayısıyla yerli statüsünde oynayabileceğini düşünüyorduk. Ama Yusuf Demir yabancı kontenjanında, yabancı statüsünde oynayacak. Bu da gerçekten üzücü bir durum. Yani yerli bir oyuncu, milli bir oyuncu, adı soyadı Türk olan bir oyuncu, Türkçeyi çok iyi konuşabilen bir oyuncu. Buna da özellikle vurgu yapacağım. Türkçe konuşamayan bazı yerli oyuncular milli takımda forma giyebiliyor ya da takımlarda oynayıp da yerli statüsünde oynayabiliyor. Bunlar için bir değişim olur mu bilmiyorum ama az önceki yaptığımı vurgu, sanki bir taraftan tekrar söylüyorum, bir yabancı serbestliği olabilirse Galatasaray çok büyük rahatlık yaşar. Ama bu yerli kontenjanı devam ederse, Yusuf Demir'in de yabancı kontenjanında olduğunu düşünürsek, yani Kerem'le Yunus'u bu kadar kanat oyuncusu olduğu yerde, bu kadar rekabetin olduğu yerde kimi kesip yerliyi nereye koyacaksınız? Bilmiyorum. O zaman Okan Koç'u mecburiyetten koyarsınız. Kazım Can'ı Patrick Arnavut'un yerine koyarsınız ki ben Patrick Arnavut'u Okan Hoca'nın çok tuttuğunu ve beğendiğini biliyorum. Performansı tam olarak oturmamasına rağmen çok kaliteli bir oyuncu. Ama bu sezon da eleştirildiği çok maç var. Hakikaten 3 tane yerliyi nereye koyacağız? Sürekli değişebilir o yerler. Mesela Kerem'le Yunus, ben 3 tane yerli kontenjanında mutlaka buradayım demeyecek. Falan Okan Hoca bir bakmışsınız ki kaleye Okan'ı koyacak, Kazım'ı bu tarafa koyacak. Yerli golcünüz de olmadığı için golcüler konusunda çok şanslı bir anda. Hakikaten ben o yerli kontenjanını Galatasaray'da Okan Hoca'nın her zaman oyuncu değişikliklerine dahil elini kolunu bağlayacağını düşünüyorum. Ama muazzam bir kadro, yıldızlar topluluğu, Galatasaray marka değeri çok yükseldi. Ama şu artık yerli kontenjanı sınırı kaldırılmalı diyorum. Dere geçerken at değiştirilir mi? Böyle bir kadro yaptıysanız, bu kadar geniş bir kadro yaptıysanız
Rakipleriniz de bunlardan sıkıntılı. Ama rakiplerinizin kalesinde yerler var maalesef. O işte 3 rakibimiz en azından. Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kalecileri yerli olduğu için orada bir defa geriye 2 tane oyuncu kalıyor. Ben Muslera'yı birçok maçta yedek görebileceğimizi düşünüyorum. Yedek yerli kontenjan değişmemesi halinde. Savaş şimdi 5 transfer açıkladı Galatasaray. Tabii ki hangisi ne kadar hazır, ne kadar kamp gördü, ne kadar maçta forma giydi. Az önce aslında biz biraz bilgilerini verdik oyuncuların ama şu anda direkt olarak takıma girebilecek ve ilk maçta forma giyebilecek seviyede hangi oyuncular var? Örneğin biz Icardi'yi ne zaman izlemeye başlayacağız? Mata'yı ne zaman izlemeye başlayacağız? İstersen biraz oyuncuların son durumları hakkında da bilgi verelim. Icardi ve Mata'nın ben 1-2 haftalık bir eksiklerin olduğunu düşünüyorum. Icardi hazırlık maçlarının tamamını oynadı sezon başında ama resmi maç oynamadı. Juan Mata keza aynı şekilde boşta olduğu için çalışmadı. Çok fazla bireysel çalışmalar yaptı. Bu iki çok önemli oyuncunun da ben 1-2 haftadan önce oynayabileceğini düşünmüyorum. Diğer taraftan baktığımız zaman Rossi, Danimarkalı stoper, Nelson'la beraber çok uyum sağlayabileceğini ama orada da yerli kontenjanının nasıl olacağını biliyorum. Roşika diye okunuyor, Rosica diye okunuyormuş. Onu da akşamleyin öğrendik. Rosica da bence hazır. Burada da kanat oynadığı için kimi kesecek, nasıl oynayacak? Yusuf Demir'in çok hazır olduğunu düşünüyorum. Eğer yerli kontenjanda oynayabilseydi hemen Kerem ya da Yunus'tan muhtemelen Kerem'i kesip orada oynayabileceğini düşünüyorum. Ama tamamen hazır olması zaten bugün hemen Seferovic baktığımız zaman son maçta golünü rakibe çarptırarak atmış olsa da hazır. Gomis 45 dakikalığında hazır ama Icardi'yi de Juan Mata'yı da taraftarlar sahada görebilmek için sabırsızlanıyorlar. Ben Kasımpaşa maçında tribünde olacaklarına inanıyorum. Ondan sonraki haftalarda artık kulübede yerlerini alacaklarını düşünüyorum. Bir anda 11'de oynamazlar ama 10'ar dakika, 5'er dakika dilimleriyle başlayıp sonra ilk 11'i tutacaklarını düşünüyorum. Ama tam anlamıyla hazır olmaları ben o özellikle Juan Mata ve Icardi için bir 2-3 haftaya ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum. Hatta daha fazla ama ilk etapta 2-3 hafta diyorum sevgili Ezgi. Bir ama de 13 yine... transfer oldu. Pardon, duyamadım son cümleni. Toplamda 13 transfer oldu ve 13 transfer hakikaten Kazımcan'ı bir kenara koyalım bir yerli olduğu için. Bir de Abdülkerim Bardakçı'yı. Onun dışında 11 tane birbirinden önemli transfer. Bütün emeği geçenleri kutluyorum yani. Galatasaraylılar artık böyle gözünün pasını sildi derler ya. Şimdi artık bundan sonra sahadaki geçtiğimiz yılın izlerini transfer anlamında unutturdu. Sahadaki mücadele anlamında, futbol anlamında, seyir zevki anlamında da unutturabileceklerini düşünüyorum. Peki Savaş, yine bir çok kısaca Kerem Yunus'a dönmek istiyorum. Zira yerli oyuncu dedik, yerleri garanti değil dedik. Yine de bir şekilde oynayacaklar diyoruz ve haftalardır özellikle de Kerem'le özel bir görüşme yapılacağından, ücretinin iyileştirileceğinden bahsediliyor ama hala bu konuyla ilgili de resmi bir açıklama, net bir bilgi gelmedi. Bu özel görüşme Okan Buruk'la Kerem arasında yapıldı mı? Kerem'in performans düşüklüğü nasıl acaba çözülecek şeklinde. Bu konuyla ilgili şimdi bu kadar transferin üzerine yine bir ücret düzeltme durumu sen bekliyor musun? Bu özel görüşme yapıldı mı, yapılacak mı? Okan Hoca ile bu görüşmeyi yaptı. Yönetimle de mutlaka yapacaktır ama o artık Kerem'in biraz daha üzerine koyması lazım. Kolay değil, birçok transfer yapıldı. Bu transferler Kerem'i artık biraz daha toparlayıp biraz daha mücadelenin içinde olması gerekiyor. Geçen sezonun gerisinde kaldı. Ama Galatasaray bir futbolcunun değerini verir. Şöyle bir geçen sezona gidelim. Takımın en değerli oyuncularındandı. 60 maçın üzerinde top oynadı. Ne alıyordu? 800 bin TL alıyordu. Galatasaray bunu 10 katı arttırarak 8 milyon TL'ye çıkardı. 8, 9, 10 yayarak. Şimdi de mesela Galatasaray yine yapacaktır bunu. Ama Kerem'in performansı bu sezon biraz da bu senin istediğin parayı ya da gerilemesine sebep oldu. Eğer birkaç hafta üstü söyleseydi şu ana kadar yapılmıştı. Mutlaka bu düzeltme yapılacaktır. Ama Kerem'in de biraz futbola dönmesi lazım. O bireysel pasların çalımlarını biraz daha azaltması lazım. Takım oyununa dönmesi lazım. Eğer bunu yaparsa yönetim ilk fırsatta bu kadar transferi yapan yönetim Kerem'e de Yunus'a da gerekli düzeltmeyi mutlaka yapacaktır. Bunun görüşmeleri yapıldı. Peki Savaş Çorlu, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için ve yorumların için. Ben güzel teşekkür bir gün ediyorum, diliyorum sana. Ediyorum. Çok teşekkürler. Ben de size. Evet, Savaş Çorlu ile Galatasaray'ın gündemini detaylıca konuştuk, değerlendirdik. Özellikle de transferlerle ilgili önemli bilgiler aldık. Şimdi geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavında Dinamo Kiev ile karşılaşacak.